Evet dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz getirdiniz. Bu videoda transfer duyumlarını duyup e, daha çok yorum duyacaksınız arkadaşlar. Fakat şu cümlelerle gireyim. Fenerbahçe Kongre üyesi Burhan Özbilgin demiş ki Trabzonspor şampiyon olduğunda senin bakanların neden tribindeydi? Recep Tayyip Erdoğan Fenerbahçe'li diyorlar. En çok zararı biz ondan gördük diyor. Şimdi bakın ben videoyu çekerken Kongre'de Ali Koç'un konuşmaları falan var. Konuştu etti ama çok umursamadım. Ya bu dil yanlış bir dil. Ben onu söyleyeyim. Bu dil yanlış bir dil. Yani bu şekilde yapıp hani asarım keserim dili de yanlış. Bu da yanlış. Ya bunlara dikkat etmek lazım. Ben Fenerbahçe'nin başkanının hani yaptığı şeyleri eleştirdim. Bu kanalda hatta Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili bir video var. Ali Koç'la ilgili. O videoyu izleyin. Orada açık açık söyledim ne demek istediğimi. O videoyu izledikten sonra diyeceksiniz ki hocam hakikaten hak veriyorum diyeceksiniz. Eminim arkadaşlar o kadar söyleyeyim size. Şimdi Mustafa Hoca yine bildi köşemizden bir köşe. Brighton Borussia Dortmund'da sözleşmesi biten 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Mahmut Dahoud ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Hatırlayın arkadaşlar bize yazanlar olmuştu edenler olmuştu. Ben ısrarla söylemiştim. Oyuncu bizim teklifimizi kabul etmedi. İngiltere'ye gideceğini söyledi falan filan diye. Eee her şey için hayırlısı olsun. Napoli teknik direktörlüğe Rudi Garcia'nın getirildiğini açıklamış. Aslında bu da Mustafa Hoca yine bildi köşesinden. Bir köşe. Dimarzio'da Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vincenzo Montella olacak diyor. Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Olabilir de olmayabilir de. Yani olabilir de olmayabilir de Montella. Ama e, Dimarzio da öyle Kürük'ten Tayyare selam söyle o yare diyecek bir adam değil. Siz de benim kadar iyi biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, Elif Buse diyor ki 15 Haziran'da Fenerbahçe Edin ile her konuda anlaşmaya vardı. Boştak Yıldız'la 2 yıllık resmi sözleşmeye imzalanacak yıllık 5 milyon euro maaşın yanı sıra 2 milyon euro da imza parası alacak diyor. Keşke yıllık 2 milyon euro alsaydı 5 milyon imza parası olsaydı ama. Şimdi bu duyum bana gelenin benzeri. Ama bana kesin olarak şu kadar milyon euro alacak, şunu alacak, bunu alacak denmedi. Onu da belirteyim arkadaşlar. Herkes için hayırlısı olsun. Ee, Fenerbahçe birçok futbolcuna ilgileniyor. Yani o kadar futbolcuna ilgileniyor ki Fenerbahçe. Bazen mesela bana soruyorlar şu futbolcu nasıl diye. Bilmiyorum diyorum. Bazen de çok karıştırdığım oluyor. Mesela son dönemdeki futbolcuyu karıştırıyorum. Ee, Orsolini ile Matteo Politano karıştırdım. Şimdi bu Politano kimdir, nedir, necidir, nasıl bir futbolcudur, nasıl bir e, isimdir. Çünkü Fenerbahçe bu arkadaştan ilgileniyor arkadaşlar. Başka notlarıma bakayım şöyle hani başka var mı diye bir kontrol edeyim. Gerçi bu oyuncu da özellik olarak çok benzer. Şimdi kimdir Matteo Politano? O 15 milyon euro piyasa değeri olan Napoli'nin futbolcusu. Şimdi oyuncu Napoli'nin futbolcusu. 3 Ağustos 93 doğumlu. 29 yaşında 30'a girecek. 1.71 boyunda sağ kanat oyuncusu. İtalya milli takımında 10 kez oynamış, 3 kez golü var. 15 milyon euro transfer market değeri var arkadaşlar oyuncunun. Hani sağ kanat baş mevkisi ama forvet arkası, orta sahanın solun, e, orta sahanın sağında da görev alabilen. Zamanda 30 milyon euroları görmüş bir futbolcudan bahsediyoruz ki 1 Temmuz 2021'de Inter'den Napoli'ye 21 milyon euroya gelmiş. Inter'de Zamanda sağ salodan 21.1 milyon euro almış. Bu sezonki istatistiği 37 maç, 4 gol, 4 asist, 1627 dakika. Şimdi futbolda bu tip hani fırsat transferi çalışması hep olur. Bunun adı fırsat transferidir. Yapabilirsen. Biz bir yoklama çektik ama bana kalırsa %0 ihtimalimiz var. Bilginiz olsun arkadaşlar. Tamam. Hani bunu söyleyeyim bu Politano Politano'yu bana sormayın. Beklemeyin. Dahoud gitti zaten. Ee, Dimarzio'nun dediği hani Monteia olayı da giderek zaten sosyal medya gündeminde de konuşulmaya başlandı. Özellikle Sercan Hamzoğlu. Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü geçen sezonda takımın başında bulunan Mario Branco oldu diyor. Şimdi ben bu Mario Branco isminde biraz ayar oldum. Sebebini söyleyeyim size. Fenerbahçe'nin geçen sezon yaptığı transferlerden kaç hoşunuza gitti arkadaşlar? Kaçına onay verdiniz? Mesela Emre Mor ne kadar az süre aldı. Değil mi? Düşününce Emre Mor bayağı az süre aldı. E, öbürü beri ki şu su bu su derken yani bayağı bayağı az bir işten bahsediyoruz. Bayağı bayağı az bir dakikadan süreden bahsediyoruz. Zaten şeyi saymıyorum bile. Neydi onun adı? E, o şeyin adı. eee Gustavo Hernike'dir, Arao'dur. Bunları saymıyorum bile. Hal böyleyken bu adamın devam etmesi, sportif direktör olması bana mantıklı gelmedi. Bu bir. İkincisi, Jesus'u gönderiyorsun. Jesus'un has adamını takımda tutuyorsun. Bu ne kadar mantıklı bilmiyorum. Şimdi Mario Branco da Türk teknik adamla çalışmak istemez. Kesinlikle yabancı ister. İbre şimdi birdenbire yabancılara kaydı. Diyeceksiniz kocam. hocam mı? <laughs> Değil. Medyada adı çıkmayan bir yabancı teknik direktörle görüşme halinde Fenerbahçe. Bakın son dakika introsunu da vererek söyleyeyim. Fenerbahçe medyada adı geçmeyen yabancı bir teknik direktörle görüşme halinde. Gasperini mi dedim? Değil dediler. Gasperini değil dediler. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi olur olmaz bir şey diyemem. Zamanla duyumlarla aktarırım arkadaşlar. Videolarda söylerim. Alfredo Morelos. Fenerbahçe bu kardeşle yani Alfredo Morelos Rangers'ta yeni sözleşmede anlaşma sağlayamadı. E, Fenerbahçe kenti de almışken arada biraz iyiyken Alfredo Morelos'ta Sevilla, Cadiz, Everton, Nottingham Forest gibi isimler ve bir İtalyan kulübü de ilgileniyormuş Sports Witness'ın haberine göre. Olabilir, denenebilir ama asla Asporbet olarak alınmaması gereken isim. Fenerbahçe'nin Zenit'in ev sahipliğinde düzenlenecek olan Paris Premier Kupası'ndaki maç programı belli oldu diyor. Bu programda bir değişiklik yaşanabilir. Yaşanması da lazım. Nedir? 9 Temmuz'da Zenit Fenerbahçe. 12 Temmuz'da Fenerbahçe Kızıl Yıldız. 15 Temmuz'da Fenerbahçe Neftçi Bakıyor. Şimdi Fenerbahçe'nin maç takvimine göre, Avrupa takvimine göre bunlar bir 6 günü telenmesi lazım. Yani 15 Temmuz, 18 Temmuz, 21 Temmuz gibi olması lazım. Ben söyleyeyim bu maçlar zamanla değişirse şaşırmayın. Değişmesi lazım. Hani Fenerbahçe'de teknik direktör belli değil. Transfer belli değil. Taktik belli değil. Sistem belli değil. Ama hazırlık maçı belli. Bu da tabii bir tuhaflık. Fenerbahçe tuhaflığı. Orsolini. Ricardo Orsolini. Fenerbahçe Orsolini'yi kadrosuna katmak için Bologna'yla görüşme halinde. Fenerbahçe bir duyumcuya göre 9 milyon euro teklif etti. Bologna 15 istiyor. La Gazette della Sport. Bir kere İtalyan gazetesinin bu duyumu doğru değil. 26 yaşında. Kariyerinde 270 resmi maça çıkmış. 76 gol 42 gol asist yapmış. İtalyan kanat oyuncusundan bahsediyoruz. Şimdi Orsolini ciddi bir aday. Ben açık ve net söyleyeyim bak. Orsolini çok ciddi bir aday. Ama ee, olur mu? Görüşmeler sürüyor. Şimdi Ali Koç kaliteli kanat oyuncusunun, kaliteli forvet oyuncusunun Fenerbahçe'de baya baya işe yarayacağını düşünüyor. 8,5 milyon euroluk teklif e, benim de kulağıma geldi. Ancak bu teklifin bir özelliği var. Onu da söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi oyuncu Fenerbahçe'de bu sezon farkındaysanız İtalyan ağırlıklı bir yapılanma var. Hani 2 milyon euro civarı bir tat, maaş önerildiği duyumları var. Yani Napoli, Napoli, Lazio, Fiorentina istiyor diyor. Resmi teklif Fenerbahçe'den 2024 Haziran'da sona erecek. Hani 13-14'e çıkılmaz. Ben size söyleyeyim Rossi diye bir elemanımız var. 9.5'a satıp solcuyu almaniyetindeyiz. Biz Rossi ile kafa kafaya takasına okeyiz. Ama karşımızdaki kulüp okey değil. Hani kimse de salak değil. Bu da ayrı mesele. Rossi artı 2.5 teklifi verip geri çekildiğimiz... Bilmiyorum sosyal medyaya düştüğümü düşmemiştir. Çünkü bu duyum özel bir duyum. Rossi artı iki buçuk teklifimiz var buyurun diye. Şimdi Berk Berköz diyor ki Orsunini Fenerbahçe'nin son yıllarda aradığı kanat profilidir. Hep anlattığım Santrafor'a gol yükü çektirmez. Skor yaptığı için Santrafor'un yükü, yükünü hafifletir. İçe kat eder, kanat forvettir. Fenerbahçe'nin Sov, Kite gibi oyuncusu kaç sezondur yok. Aynı zamanda teknik ve pasistasyonu da olabiliyor. Borini'ye benzetebiliriz. Serie A'da en iyi sezonunu geçirdi ama genelde ortalaması 9-11 gol bantlarındaydı. Daha önce oynadığı sezonlarda diyor. Şimdi ben bir şey söyleyeyim size. Montella'yı aldın. Orsolini'yi sağ kanada aldın. Borini'yi de sola aldın. Kent de var. E, Ceko'yu da forvete çektin. E, Batshuayi de var. Hani Cao Pedro düşündüğün zaman o da İtalyan. İtalya'dan gelmiş futbolcu. E, hani Fenerbahçe bir İtalyan kültürü bir de beka falan düşünüyor. Acaba Fenerbahçe İtalyan kültürüne kayıyor mu diye düşünebilirsiniz. E bunu söyleyeyim. Şimdi Orsolini iyi bir futbolcu. Sosyal medyaya göre 9 bonservis 2 maaş teklifi var. Bologna'nın 15 istediği pazarlıktan sürdüğü iddiaları. ben kime sorsam mükemmel oyuncu diyor. Gelirse ligin içinden geçer diyor. O yüzden Ali Koç almaz diyor. Yani iyi futbolcu Ali Koç'un almadığı iddiasında kardeşimiz. Hani 2-3 tane dandik futbolcu alacağına 11 verip bu adamı alırsan 40'a satarsın diyor. Anlatabiliyor muyum? Aa, alt Osterwald diye 6 veriyorsan buna da verirsin diyorlar. Ee, yani Fenerbahçe ben şunu da söyleyeyim. Montella'yı getirdiyse Orsolini olayında ciddi ise hani bambaşka bir makineye dönüşebilir diyorlar. Orsolini Montella ile bambaşka bir makineye dönüşür diyorlar. Çünkü 2 yıl önce Yunus Akgün sonra da Yusuf Sarı'dan anormal bir randıman aldı diyorlar. Orsolini'den aynı randımanı alır. Hani Orsolini yedeği Emre Mor gibi düşünürseniz ikisinden de şahane bir verim alır diyor sorduğum kişiler. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi Montella'ya hiç kanı ısınmayan benim gibi gönlü ısınmayan kişiler de aynı şeyi söylüyor. Diyorlar ki eğer İtalyan yapılanması yapacaksan yapacak bir şey yok diyorlar. Bunu da belirteyim. Murat Kapki bence Fenerbahçe'de Livakovic haftaya imzalar. 6 ayda İngiltere'ye gider diyor. Bendeki duyumlara göre Livakovic iptal. Yani olmadı bendeki duyumlara göre. Bilmiyorum kardeşimiz böyle söylüyor ama son dönemde meşhur olan, meşhurlaşmaya çalışan bir kardeşimiz. Borussia Dortmund Arda Güler'e kadrosuna katma halinde 135 milyon euroluk serbest kalma maddesini sözleşmesine ekleyecekmiş. Arda'yı aldılar da 35 eklemesi kaldı. Ee, ben hala söylüyorum. Ben Arda'nın gideceğini düşünmüyorum. Ha, bunu hissi söylemiyorum. Duyumlar ve görüşmenin yapılacağını bildiğimden dolayı söylüyorum. Onu daha söyleyeyim. Ha, gittiği yerde de milli takımdaki durumun aynısını yaşar onda diyeyim. En son bir toparlayım dur. Bright Osai, Samuel takımdan ayrılmak istiyor. Gelen teklifler değerlendirecek diyor SporX. Bu şöyle söyleyeyim. Osai, Samuel sezon devam ederken de teklifler geldi. Eee ile yakındı. Hatta ben kabul etti dedim ama bilmiyorum nasıl olacak. Peki hocam. Peki. Sağ kanada Orsolini, Politano konuşuluyor. Hangisini istersin? Bilmiyorum ama Orsolini bana daha sıcak geliyor. Hani belki de duyumlardan dolayı, görüşünden dolayı. Peki sol kanada Zaha, El Şaravi, Ryan Kent. Hangisini istersin? Ya Kent zaten bizde. El Şaravi, Zaha. Yani Zaha varken El Şaravi'yi konuşmak da saçmalık ama ikisinin de gelme ihtimali zor. Yok gibi bir durum var. Ben şunu söyleyeyim. Bir kardeşimiz yazmış. Sağ kanada hem Orsolini hem Politano düşünülüyor. Sola da hem Zaha hem Kent düşünülüyor diye. O arkadaşımıza diyeyim ki kalk yerine yat. Hani ortalıkta yere yatma. Senler yanlış kalk yerine yat. Ya bu tip palavraları geçin. Fenerbahçe Orsolini'yi alsa Politano'yu alamaz. Ya da ikisinden birini alır. Alabilirse birini alır. Daha için yurt dışından gelen tekliflerden sonra ben Fenerbahçe'nin alacağını zerre ihtimal vermiyorum. Zerre ihtimal vermiyorum. Ha El Şaravi boşta. Hani atıp tutabilirsin ama zannetmiyorum. Gasperini Söyledim. Gasperini'nin herhangi bir şekilde isteğimiz yok. Luchescu'yu çok seviyorlar. Yok. Abdullah Avcı. Arkadaşlar Abdullah Avcı gelirse Ali Koç FETÖ'cüdür dahi derim dedim. O kadar da iddialıyım. Gelmeyeceğinden dolayı iddialıyım. Onu da söyleyeyim. Ee, ben Fenerbahçe'nin sürpriz hedefinden bahsedeyim. Origi. Daha önce de konuştuk Origi. Yani Orsolini, Origi, Borini. Hep iyi ile biten bir yapılanma. Edin Dzeko iyi, Edin Ceko iyi. Yani onu söyleyeyim. Başakşehir'de Emre Belezoğlu'nun ekibine yer alan Selçuk Şahin görevinden ayrılmış. Bugün Selçuk Şahin ayrılır. Yarın Emre Belezoğlu ayrılır. Sonra Abdullah Avcı Başakşehir'in başına geçer. Ee, milli takıma zaten göndermeye niyetleri yok. Çünkü bizim bazı arkadaşlara göre dünyanın en iyi teknik direktörü şey. Neydi o milli takımı mahveden arkadaş? Stefan Kuntz. Yani böyle bir düşünce içerisinde arkadaşlar. Yani bu düşüncedeki arkadaşları ikna edebilir misiniz? Ben edeceğimizi zannetmiyorum. Hani benim bu kısımdan aktaracaklarım bu. Şimdi toparlayalım. Orsoli'nin ihtimal var görüşülüyor. Rusya artı para takasını anlaşılmaya çalışıyor. Bilginiz olsun. Origi'ye talibiz. Fiyatlarını şartlarını sunduk. Aa, gelir gelmez bir şey diyemem ama talibiz. Politano imkanı yok. Vermezler. Mahmut Dahao da dediğim gibi gitti başka takıma ki duyumunu vermiştim çok şükür de yanılmadım. Edincek için bendeki bilgiler de hayırlı olsun şeklinde ama bekleyip göreceğiz. Vincenzo Monteya sosyal medyayı görüyorsunuz. Dıvakoviç bende iptal ama duyumcu arkadaş kesin diyor. O sayı bence kesinlikle gidecek benim duyumlara göre. Onu da söyleyeyim. Alfredo Morales ismi şartları sorulan bir isim. Şartları sorulduğu için düşünülen bir isim. Ali Koç, Arda Güler. Arda kalacak. O sayı Samuel'e konuştuk. Gidici. Zaha, Zaha'yı beklemeyin. Gasperini yok. Üçesçu, Abdullah yok. Emre Belezoğlu Fenerbahçe'ye gelmeyecek merak etmeyin. Al City'ye gidebilir. Selçuk Şahin'i konuştuk. Zenit maçlarında söyledim. Bir 5-6 gün kayabilir. İmarcı olayını söyledik. Benim bu kısımları aktaracaklarım bu kadar. İnşallah videoyu beğenirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere.